Ne oldu Raç? Canın bir şeye mi sıkıldı yoksa? Evlilik adı altında yapılan bu oyunlar hoşuma gitmiyor. Bu oyun değil ki. Kayınvalidem ve kayınpederim beni yeniden evlendiriyor. Ve sen de bundan çok mutlusun. Şu adamla artık her neyse onunla sanki çok eski bir dostmuşsun gibi konuşuyorsun. Raç, bizim evliliğimiz büyük bir hataydı. Bu bir gerçek. O yüzden artık bitirmemiz gerekiyor. Bu da bir gerçek. Ve eğer yeni bir hayata başlayacaksak, neden yarın olmasın? Neden bugün olmasın? Hatta senden ricam, bu konuda bana destek olman. O zaman bütün bu süreci daha kolay atlatırım. Ne yapayım peki? Kutlama mı yapayım? Hayır Raç. Ama Rohan'la tanışıp konuşmanı istiyorum. Onun tek bir isteği var. O da kocamla tanışmak. Bir şey öğrenmek istiyor. Lütfen. Lütfen hayır deme. Ben bu komedinin bir parçası olmak istemiyorum. Ne istiyorsun peki? Neden onunla tanışmak istemiyorsun? Yeniden evlenmemi istemiyor musun yoksa? Yoksa şimdi de beni mi sevmeye başladın? Söyle bana. Ne istiyorsun? İlişkimizde yeni bir sayfa mı açmak istiyorsun? Yoksa ikimizin de yeni hayatlara başlamasını mı? Ben sadece kendi yaptığım hatayı senin yapmanı isterim. Raç, özür dilerim. Beni affet. Haddimi fazlasıyla aştım. Eğer sen onu benim için uygun görmezsen, evlenmeyi kabul etmeyeceğim. Çünkü biz her ne kadar karı koca ilişkisi yürütmesek de, içimden bir ses bizim arkadaş olabileceğimizi söylüyor. Yüzünden benim için endişelendiğini anlayabiliyorum. Ve bu benim için bütün mücevherlerden daha değerli. Lütfen Raç. Rohan'la bir kez konuş lütfen. Ne olur hayır deme. Yenge, Rohan'ı nasıl buldun? İyi biri değil mi? Hem yakışıklı hem de terbiyeli. Annesi babası da çok anlayışlı görünüyordu. Biliyor musun, çeyiz almayı bile istemediler. Öyle mi? Yoksa ondan hoşlandın mı? Onlarla konuşayım mı? Yenge, yapma lütfen. Birilerinin yüzü kızarıyor. Sanki aşık olmuş. Ne diyorsun? O seni görmeye geldi. Doğru dedin. Ama sanki yan yan sana bakıyordu. Birilerinin yüzü yine kızardı. Kesin bir şeyler var. Yenge, yanlış anlıyorsun. Sen de biliyorsun ki ikinci kez evlenmene en çok karşı çıkan bendim. Kimle olabilir? Nasıl olabilir? Ama gerçekten çok şanslısın yenge. Çünkü çok iyi bir insanla evleneceksin. Bunu hiç düşünmemiştim. Demek ikinci evlilikler de güzel olabiliyormuş. İyi biri. Ama bu evlilikle ilgili kararı ben veremem. İçeri biraz temiz hava girsin de kendini iyi hisset, değil mi? Sana çay getireyim mi? Hesap kitap yapmaktan başın ağrıyormuş gibi görünüyor. Bunları neden yaptığını biliyorum. Söylesene, neden yapıyormuşum? Bu evliliğe izin vermemi istiyorsun.
Peki ne zaman izin vereceksin? Bugün, yarın, ondan sonra. Ya da şimdi. Ondan hoşlanıyor musun? Onu sevebilecek misin? Ben sadece seni seviyorum. Bundan sonra hayatımda senden başka kimseyi sevemem. Neden olmasın? Bu o kadar kolay değil. O zaman bunu evet olarak alıyorum. Eğer sen mutlusun. Ve... Onun adı neydi? Rohan. Ve eğer Rohan'ın seni mutlu edeceğini düşünüyorsan o zaman... Kabul ettiğine mutlu oldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.